koşullarda kendisini batıl elbisesinde gösterir. Bakarsın ki karşında bir tane adam var, batıl elbisesi giymiş. Ama bazen ise batıl haktan faydalanarak kendisini kamufle eder. Kendisine hak kisvesini büründürerek bir bukalamın gibi, adeta bir bukalamın gibi renk değiştirerek fiillerini sergiler. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam dönemi. İmam Sadık Aleyhisselam döneminde birisinin ilminden, takvasından çok söz ettiler İmam Sadık Aleyhisselam'a. O kadar söz ettiler ki İmam Sadık Aleyhisselam bunu görmeye arzuladı. Burada ne anlıyoruz? O söz edilen kişinin masum imam ile, yani zamanının imamı ile rabıtası yok idi. Diyaloğu yok idi. Bakın, imam ile rabıtanın olmamasına dikkat edin. İmam ile diyaloğun olmamasına dikkat edin. Bir gün İmam Sadık Aleyhisselam sokakta bir kalabalık gördü. İmamın yanındaki arz etti ki, efendim geçenlerde size övgüyle söz edilen kişi işte şu kalabalığa ilim anlatan kişidir. Sokakta toplamış başına bir kalabalığı, bakın bir kalabalığı başına toplamış, onlara din anlatıyor, ilim anlatıyor. İmam geldi, kalabalığın içine girdi. Bakınız Eray kardeşim, Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'da buyuruyor, onlar alimler meclisinin cahilleridir, cahiller meclisinin alimleridir. Kimlerdir bunlar? İşte bu kalem onlar. Kimlerdir bunlar? İşte nefsini ilah edinenler. Ben demiyorum ki, ayet diyor, اَفَرَئِيْتَ مَنِ اِتَّقَذَا اِلَٰهَ اَوَا هَوَا وَهَوَسِنِ ilah edineni gördün mü sen? Eğer bir insan heva ve hevesini kendisine ilah edinmişse, o insan din adına sahtekarlık da yapar. Şarlatanlık da yapar. İmam Sadık kalabalığa karıştı aleyhisselam. Bu şahıs İmam Sadık'ın kendisini dinlediğini fark edince sohbeti noktaladı, ayrıldı orada. Neden? Hazreti Ali ne buyuruyordu? Onlar alimler meclisinin cahilleridir. Cahil alimler meclisinde sohbet eder mi? Edemez. Çünkü neden? Kendisini alimler dinlemekte ve alimler onun hatalarının hepsini ortaya çıkaracak. Bunu bildiği için konuşmaz. Onlar cahiller meclisinin alimleridir. Ama üç tane cahil buldular mı? Beş tane cahil buldular mı? Başlarlar konuşmalar yapmaya, yazmaya, çizmeye, projeler üretmeye. Efendim bakarsın ki iki saatlik yazmada, üç saatlik yazmada imamı da getirmiş, bayrağı da dikmiş, dünyayı da kurtarmış. Ve bütün dünyanın dörtte üç buçuğunu cehenneme göndermiş bile. Cehenneme göndermiş bile. Üç saatte, iki saatte bunları yapanları görüyoruz. Cahiller meclisinin alimleri böyledir. Ama alimler meclisinin alimleri böyle olmaz. İmam Sadık Aleyhisselam bunu takip etti. Bu gitti fırından iki tane ekmek çaldı. Oradan çıktı gitti manavdan iki tane nar çaldı. Ve girdi bir harabeye, çaldıklarını fakirlere verdi. İmam girdi harabeye, buyurdu ki falanca, senin hakkında duyduklarımla senden gördüklerim çok büyük çelişki. Senin hakkında ben ilim duydum, senin hakkında takva duydum. Ve bu gördüklerim ilim ve takvayla bağdaşmıyor. Bu gülümsedi. Dedi, ey peygamberin evladı, Yabne Resulü, sen hiç Kur'an okumadın mı? İşte bakın böyledir. Cahil kendisini Allah'a zannederse masum imama bile Kur'an dersi vermeye kalkışır. İslam tarihinde bunun örnekleri var. Ehl-i Beyt Aleyhisselam canlı Kur'an. Bakın İslam tarihinde bunun İmam-ı Sadık'a bir de küstahça, ukalaca sorması. Sorması küstahlığın, ukalalığın daniskasıdır. Diyor, sen hiç Kur'an okumadın mı? İmam mübarek gülümseyerek buyurdu ki, hayırdır, neyi sormak istiyorsun? Dedi, Kur'an'da şu ayeti sen hiç görmedin mi? Men câbil haseneti felehu eşrâmü sâliha. Kim bir iyilikle gelirse 10 kat sevap verilir. Ve men câbis seyyâti. Kim bir günahla gelirse ona da bir ceza verilir. Ben gittim 4 tane şey çaldım. 2 nar, 2 elma, 4 günah. Onlara Allah için bu fakirlere verdim. Bir iyilik, bir hayır, 10 sevap yazılmıyor mu? Ayet öyle buyuruyor. 4 tane hayır yaptım, 40 sevabım oldu. 4 tane de günah yaptım. 40 sevaptan 4 tane günahı çıkarsan ben 36 sevap kârdayım. İmam Sadık ne buyurdu? Beşer şaşarsa din adına haram iş yapar, hırsızlık yapar, ibadet ettiğini zanneder.
senin okuduğun bu ayetler helal kazanç ile yapıldığı takdirde ibadet, sevap, iyilik, hayır, hasanat, hasanat Allah'ın istediği şekilde yapılırsa bir ibadete, bir hasaneye 4 tane sevap verilir. 40 tane, 10 tane sevap verilir. Hırsızlıkla yapılana sevap verilmez. Bakın, bu kimdi? Bu kendisini Allah'a gören, filozof gören, cahiller topluluğunun o günkü alimlerinden biriydi. Cahiller topluluğunun o günkü alimlerinden bir tanesiydi. Ne yapıyordu? Din adına insanlar etrafında toplamıyor muydu? Bugün de aynısı var. Yapıyorlar, birileri yapıyor. Ali diyor, Hasan diyor, Hüseyin diyor ki ben kurban olayım onların yollarına, ayaklarının, kademlerinin mübarek tozuna biz feda olalım. Diyor, insanları başına topluyor. O tekisi de efendim, Kur'an diyor, İslam diyor, insanları etrafında, başına topluyor. Bakıyorsun ki bunlara efendim filozofluk yapıyor, bunlara efendim din şinaslık yapıyor. Her şeyin bir uzmanı var. Demin söyledim programın başında. Adam diyor benim mantığım bunu almıyor. Şimdi bir şey okumamış, bir şey bilmiyor. 3-5 kelime ezberlemiş. Ya dil dersi almış, ya yüzeysel ahkam dersi almış. Hadis duyduğu zaman diyor benim mantığım bunu almıyor. Diyorsun ki ya mantık nedir? Şu mantığı bana bir anlatsana ya. Anlat, benim cehaletimi gider. Okumuş musun bu mantığı? Yok. Mantık nedir? Bilmiyor. Merhum Muzaffer mantığı Muzaffer'de yazıyor. Okuyanlar çok iyi bilirler. Merhum Muzaffer. Havzada ders kitabıdır. Mantık-ı Muzaffer. Mantık diyor alet-i senç'tir. Tartı aletidir. Neyi tartar aray kardeşim? Buğdayı mı tartar? Arpayı mı tartar? Hayır. Mantık doğruyla yanlışı tartıp birbirinden ayırır. Senç, tartı alet. Şimdi mantık yani terazidir. Düşüncelerinizi teraziye koyun. O terazi doğruyu yanlışı çıkarır. Ama teraziden teraziye fark var aray kardeşim. Şimdi bir terazi var. 70 tonluk terazidir, orada tırlar tartılır. Değil mi? Terazidir. Bir terazi var, pazarda elma satan, meyve satan esnafımız kullanır. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo ağırlıkları tartar değil mi? O da terazidir. Biri 70 tonu tartıyor, biri 5-10 kiloyu tartıyor. Değil mi? Markette terazi var, pirinç tartıyor. O da terazidir. Bir de kuyumcuda terazi var değil mi aray kardeşim? Değil mi? Kuyumcu altını neyle satıyor? Teraziyle satıyor. Kuyumcunun terazisine koyduğumuz bir altını 70 tonluk teraziye koyduğumuz zaman ibre oynar mı? Oynar mı? Umurunda bile olmaz. Neden? Çünkü 70 tonluk terazinin kafası kalındır. Bu kelimeyi kullanıyorum ki iyi anlaşılsın. Beyni kalındır. Kalın kafalıdır. İbre oynamaz. Hassas olmadığı için. Ama o 70 tonluk teraziye koyduğumuz küçük bir yüzük parçasını kuyumcudaki teraziye koy, ibre hemen oynar. Neden? Kuyumcudaki terazi çok hassastır. Çok incedir. Çok ince. Çok dikkatlidir. Yani miligramı bile kaçırmaz. Miligramı kaçırmaz. İnce ayar olduğu için. Diyoruz ki kardeşim mantık tartı aletidir değil mi? Şimdi bana sen izah eder misin? Senin mantığın bunlardan hangisi? Akıl mantığın bunlardan hangisi? Bana bir anlatır mısın sen? Seninki kuyumcudaki gibi hassas terazi mi? Yoksa 70 tonluk gibi kalın kafa mı? Hangisi? İşte 70 tonluklar olan her şeye karşı çıkar. Bakın 70 tonluklar olan her şeye karşı, benim mantığım bunu kabul etmiyor, ben bunu anlamıyorum. Efendim, böyle bir şey olamaz, bu mümkün değil. Ama hassas olanlar, en ufak ayrıntının bile hesabını yaparlar. İncedirler onlar. Dolayısıyla nedir? Bakınız, görüyoruz İmam Sadık Aleyhisselam döneminde, adam din adına ne yapıyordu? İbadet ettiğini zannediyordu ve hırsızlık yapıyordu. Dolayısıyla bazı insanlar, bakın Eray kardeşim, dine inandıkları, dinin mensubu oldukları halde. Yani bakıyorsun Müslümandır. Görüntüde de